Şimdi ilk olarak bütün malzemeleri buraya güzelce doğrayacağız. Şöyle yapalım. Bir tane bir mutfak havlusu alayım ben. Siz de evde bu şekilde yaparsanız çok daha iyi olur. Yeşilliklerinizi salataların içine sulu sulu koymayın. Aksi takdirde çok hızlı bir şekilde söneceklerdir. Şu şekilde yapın. Bütün suyu zaten emdiğini görebiliyorsunuz. Bir de bu şekilde yapalım. Hatta bunlar o kadar körpe ki ben hiç bıçak bile kullanmayacağım. Direkt içine atacağım. Aynı şekilde bütün Akdeniz yeşilliklerini içine dolduruyorum. Koyduk. Bir parça kalmış. Şimdi yine biraz roka alacağım. Aynı şekilde onun da suyunu alıyorum. Bu arada rokalarım da oldukça taze ve körpe. Onları da aynı şekilde içine koyacağım. Taze soğanlarım var. Bunları biraz küçük, iri, canınız nasıl seviyorsa doğrayın. Evet, bunlar da kaseye gitmeye hazır. Şimdi reyhan biraz kullanacağım ama dediğim gibi reyhanın kokusu çok yoğundur. O yüzden dikkatli kullanmak gerekir. Eğer çok fazla koyarsanız aroması yoğun olduğu sebebiyle hani salatamızın önüne geçmesin. Evet, reyhanlarımız da hazır. Şöyle dediğim gibi çeri domatesim var yaklaşık bir su bardağı kadar. Hepsini olduğu gibi içine atıyorum. Sizinkiler büyükse siz bölebilirsiniz. Şimdi ana tabakam hazır. Peki ne yapıyoruz? Hemen tavamın altını açacağım ben. Burada birazcık dediğim gibi kurutulmuş domatesleri soteleyeceğiz. Hafif sarımsakla ve aynı yağda hellimleri kızartacağım. Çok ufaltmıyorum. Kurutulmuş domateslerinizi kullanmadan önce mutlaka sıcak suda bekletin. Çok daha kolay olur işiniz. Hatta o suyun bir kısmını atmayın, sosa karıştırın. Bu da küçücük bir püf noktası olsun kolay mutfaktan size. Tavam yeterince ısındı. Ben hemen içine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Salatama başka hiç eklemeyeceğim. Çünkü dedim ya bu aynı zamanda sosun bir kısmını hazırlamış olacağız. Hemen şöyle tavam yeterince ısındı. Altını kısıyorum ben. Çok fazla değil zaten. Birkaç dakika aromalar birbirine karışana kadar pişireceğim. Biraz buna tuz koyuyorum. Niye koyuyorum? Çünkü salata için. Biraz karabiber. Bakarız tadına, olmadı sosa da biraz ekleriz. Şimdi hemen birkaç diş sarımsak. Sanıyorum bu yeterli olacak. Şöyle biraz çevirin. Hellimleri nasıl istiyorsanız ister böyle ister böyle dilimleyeceğiz. Bakalım içinde parçalanma var mı? Yok. Şu şekilde. Çok ince yapmayın çünkü bunları aynı tavada kızartacağız. Ben onun için hemen yaklaşık 1,5-2 santimlik dilimler halinde kesiyorum. Hemen bunları içine gönderiyorum. Hemen karıştırmayın. Biraz üstünde beklesinler. Tavama birazcık daha zeytinyağı ilave edeceğim. Hellim peynirlerim için. Bu kadar yeterli olacaktır. Zaten sıcak olan tavama bunları da koydum. Yine orta ateşte bunlar güzelce pişsin. Bu arada ne yapalım? Yanına biraz böyle baharatlı, hafif değişik bir sos hazırlayalım. Hemen şöyle küçük bir kase alıyorum. Portakal suyu kullanacağım. Yaklaşık yarım su bardağı kadar portakal suyu koydum. İçine şöyle 1-2 tatlı kaşığı kadar direkt hardalımı sıkıyorum. Hafif, çok fazla koymayın çünkü kurutulmuş domateslere koymuştuk. Biraz tuz, biraz karabiber. Karabiberi bence bol olsun, daha güzel oluyor. Şuradan yine bir tatlı kaşığı kadar sosumu daha rahat çırpabilmem için zeytinyağımı ekliyorum. Harika bir salata olacak. Sarımsak, kurutulmuş domates, bir sürü yeşillik ve üzerine peynir. Önce biraz sosla karıştıracağım. Birazını da üzeri için saklayacağım. Şurada dursun. En son peynirlerin de üzerinden geçmesini istiyorum. Siz de aynı bu şekilde tuzunu, baharatını sınırlı ölçüde koyun. Renklerin güzelliği. Sostan yine hafif bir şekilde peynirlerimin üzerine de gezdiriyorum. Birazcık da şöyle yanına dekor yapalım.
Sanıyorum iki tane yeterli olacaktır.